Caferi Sadık. Biz Ehl-i Beyt'i, görevlendirilmiş, yönlendirilmiş, doğrultulmuş, hizalanmış kambur sevmez. Ve kristal tek gözlü olan Deccal sevmez. Açıklama. Hadiste geçen El-Ahdab ve El-Müvecceh kelimelerinin Arapça karşılıkları şöyledir. El-Ahdab kambur. El-Müvecceh, vecce, yani yön, istikamet kelimesinden geliyor. İki anlamı var. Doğrultulmuş, düzeltilmiş, hizalanmış, kılavuzlu. Bir iş için özel görevlendirilmiş, yönlendirilmiş, atanmış kişi. Dolayısıyla El-Ahdab El-Müvecceh yani Müvecceh kambur ifadesi, bu iki anlamdan birine ya da aynı anda, her iki anlamada birden gelebilir. Buna göre, patolojik omurga eğriliğinin düzeltilmesi için, sırtından operasyonla teller, kılavuzlar ve benzeri mekanizmalar vasıtasıyla omurgası doğrultulmuş, yönlendirilmiş, hizalanmış kambur bir kimse. Mehdi'ye karşı mücadele etmesi için, Deccale Süfyani tarafından özel olarak görevlendirilmiş, yönlendirilmiş, atanmış kambur bir kişi. Her devirde Ehl-i Beyt'in binlerce düşmanı olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak ahir zaman hadislerinde Ehl-i Beyt'in, yani o dönemde Ehl-i Beyt'in temsilcisi olan Hazreti Mehdi'nin düşmanı olan belli kişilere özel dikkat çekilmiştir. Kambur, Deccal ve Süfyani. Buradan bu azgın fitnecilerin ahir zamanda, Hazreti Mehdi'ye karşı en amansız kin ve düşmanlığı besleyecek, ona karşı savaş açacak kişiler olduğu anlaşılmaktadır. Yine hadisin anlatımından kamburun Hazreti Mehdi'ye karşı düşmanlık yapması için İngilizlerin devleti Deccaliyet ve onun Orta Doğu komiseri Süfyani tarafından özel görevlendirilmiş azılı bir münafık olduğu anlaşılmaktadır. En nihaye fi garibin hadis vel eser. Kısaca en nihaye olarak da adlandırılan bu eser, Hicri 7. yüzyılın önemli hadis alimlerinden Mecluddin İbnül Esir tarafından yazılmıştır. Eserinde, hadislerde geçen nadir kelimelerin açıklamalarına yer vermiştir.